Başbakan Bülent Ecevit'te Fethullah Gülen'in bir süre bir araya gelip Türk halk tasavvufu ve okullar konusunda sohbet ettiği biliniyor. Dün bir televizyon kanalında açıklama yapan Ecevit, bu sohbetlerde siyasete dolaylı olarak dahi girilmediğini belirterek Gülen'i çağdaş ancak kuşku uyandırıcı tavırlardan uzak olarak değerlendirdi. Açıklamalarında laiklikle ters düşmemeye özel bir özen göstermişti. Çağ dışı bir akım temsil etmiş olabileceği izlenimini vermemişti. Dediğim gibi bunda samimi olunabilir, gayri samimi olunabilir. Fakat böyle kuşku uyandırıcı, bende kuşku uyandırıcı bir takım tavırlarına tanık olmamıştım. Modern bilimin tüm imkanlarını Türk gençlerinin eline vererek başarının öncülüğünü eden okullarla ilgili Başbakan Ecevit'in değerlendirmesi ise karalamaların ne denli kasıtlı olduğunu açıkça ortaya koydu. Bu okulları gören kime rastlarsam, laikliğe bağlılığını bildiğim kime rastlarsam, bu okullarda laiklik karşıtı veya Türkiye'deki rejim aleyhinde, Atatürk aleyhinde herhangi bir telkinde bulunulmadığı bilgisini aldım. Kim gezdiyse bu okulları, kim gördüyse. Danimarka'da eğitim faaliyetinde bulunan bir okulu bizzat kendisinin de gezdiğini kaydeden Ecevit, bu okulların dünya çapında Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığının altını çizdi. Bu okullar tabii dünyanın dört bucağına Türkiye hakkında bilgi, Türkçe, Türk kültürünü yayıyor ve dediğim gibi bir olumsuzluğa da rastlanmadı. Başbakan ayrıca Türkiye'de valilerin yarısının kadın eli sıkmadığı iddialarını da yalanladı. Fethullahçılık karşıtı bir uzman sayılan bir gazetecinin, evet, televizyonda dinledim. Valilerin yarısı hanım eli sıkmıyor diyor. Şimdi bunun gerçekle ilgisi yok. Peki ne kadar sıkmıyor? Ben efendim el sıkmayana rastlamadım. Ben gezilerime biliyorsunuz aynı zamanda yardımcım olarak eşim de birlikte çıkıyorum. Pek çok valiyle ve hanımıyla, eşleriyle el sıkıştık. Hiç öyle bir çekingenlik de görmedik. Ve Başbakan Bülent Ecevit sözlerini kendisine yakışır biçimde önemli bir devlet ciddiyeti sergileyerek noktaladı. Sizin Fethullah Gülen'e bakışınız, perşembe günkü bakışınızla, bugünkü bakışınız aynı mı? Yani bu bant yayınlanmazdan önce, cuma sabahı bakışınızla, bugün salı günü ve pazartesi akşamı bakışınız aynı mı? Yoksa Fethullah Gülen'e bakışınız bir miktar değişti mi? Efendim şimdi siz bu konuda rahat konuşabilirsiniz. Ben başbakan olarak konuştum mu bu yargıyı etkilene anlamına gelebilir. Fakat dediğim gibi Sayın Fethullah Gülen'le görüşmelerimizde siyasete hiç değinmedik.